hizmet odaklı anlayışı sunmayı hedefledik. Evet, Türkiye'nin her zaman için bir döviz açlığı, bir döviz açığı var. Çünkü bizim iç tasarruflarımız çok düşük. İç tasarruflarımız düşük olduğu için dışarıdan çok para geldiği zaman çok, az para geldiği zaman az buyuruyoruz. Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi bu. Dışarıya olan, dışarıdan gelen paraya olan bağımlılığımız, işte cari açığı kapatmak için, büyümemizi finanse etmek için dışarıdan gelen paraya muhtacız. Dışarıdan gelen parayı da bir tanesi doğrudan yatırımlar, öbürü de sıcak para olarak ikiye ayırıyoruz. Sıcak parayı değil, doğrudan yatırımları istiyoruz. Burada üretim yapan, vergi veren, istihdam sağlayan şirketleri istiyoruz. Bunun bir başka ayağı daha var. Doğrudan yatırım sayılmasa da doğrudan yatırım kategorisine gördüğümüz, bunlardan da en önemlisi gayrimenkul. Gayrimenkul yatırımı da Türkiye'den gelip bir gayrimenkul alan yabancı burada yaşasın yaşamasın sonuçta parayı buraya bağlamış oluyor ve Türkiye'ye de ciddi miktarda gayrimenkul yatırımı geliyor, özellikle Körfez bölgesinden. Acaba son Körfez bölgesinde, daha doğrusu Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler etkiledi mi? Türk firmaları Dubai'deydi, kendilerini anlattılar, Türk inşaat firmaları Dubai'deki gayrimenkul fuarında ve oldukça iyi sonuçlar aldılar. Gayrimenkul yatırımını çok önemseyen bir kitle Orta Doğulu yatırımcılar. %10'dan fazla ülke, 25 binin üzerinde katılımcı. Dünya kriz tedirginliği yaşarken Dubai'den, gayrimenkul sektöründen moral bozmak yok, yatırımlara, satışlara devam mesajı geliyor. Eylül ayı da yılın en iyi satış ayına rastladı. Çok iyi satışlar oldu. Şu anda da Ekim çok iyi başladı. Ve yurt dışı satışları da başladı. Yani Eylül ayında yaklaşık olarak satışların %40-45'i yurt dışı oldu. Bu çok ilginç bir rakam. Esasında buranın öncesinde başlayan görüşmelerimiz vardı. Burada tabii randevulaştık şeylerle. Bir ofis binamız için, Kağıthane'deki ofis binamız için Singapurlu bir fonla görüşüyoruz. Bir de Asyalı ve Orta Doğulu olan bir fonla bu projelerimizi aslında büyük yatırım yapmak istiyorlar bloklar halinde, fakat bizim öyle bir şeyimiz yok maalesef, çünkü yerli tüketici çok çayı satın aldığı için. Pakistanlı bir müşteri geldi, diyor ki benim büyük bir yatırım grubum var, hani yatırım yapacaklar ama güvene önce yatırım yapmak istiyorlar, hani yine istikrar geliyor karşımıza, inşallah biz de onu sağlayacağız. Ben bu fuardan hani ümitliyim, gayet güzel geçiyor. Ama hani yerel yatırımcılara baktığınız zaman hani Dubai'de çok muazzam projeler yapmışlar. Hani onların yanında bizler ne durumdayız? Hani sonuçta yurt dışına bir yatırım yapacak, kendi bölgesine yapmayacak. İşte şansımızı arttırmaya çalışacağız. İşte o şansı daha da arttırmak için Dubai'de satış ofisi de kurdu Türk yatırımcılar. Dubai'de Mart'ta, geçen Mart'ta ofisimizi açtık, bölge ofisimizi. Enişteki cadde olan Şehzade Road Caddesi'nde. Bir sene içerisindeki Türkiye'nin tanıtımı, mutakabiliyet yasasının çıktığının tanıtılması, ardından ikamet kanununun çıktığının tanıtılması, bu gibi konular ve maalesef Arap Baharı'nın bölgede oluşturduğu olumsuz etki Türkiye'nin lehine pozitif bir şekilde dönüştü. Biz bu farklılıklarımızı anlatmak için burada branch ofisler kuracağız. Çünkü uluslararası marka olmak çok uzun vadeli bir hedef. Ve uzun vadeli hedefte onun işte başlangıç adımlarından birisi de bu. Ve burada sadece Dubai'ye seslenmek değil, asıl olay Dubai Asyalı birçok şeyinde burada bir hub olduğu için Dubai'den beklentimiz Orta Doğulu yatırımcı değil, sadece Asya'ya da seslenmek. Çok büyük şeyle Körfez ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri, birazcık da Rusya, ama bizim için çok önemli pazar. Özellikle İstanbul bazında Körfez ülkeleri, ama Ege kıyılarını hesap ettiğimizde orada tabii ki Avrupalılar da ön plana çıkıyor ama İstanbul'da Körfez. Evet, tabii Türkler, Türk inşaat şirketleri Körfez bölgesinde gayrimenkul satmak istiyorlar ama o bölgedeki yatırımcılar da Türklere satmak istiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'de aslında ciddi miktarda zengin insan var. Gelir dağılımımız bozuk olduğu için, çok basit bir örnek verelim. Türkiye'de 40'ın üzerinde dolar milyarderi, yani dolarla milyar dolarlık serveti olan insan var. Buna karşın Türk ekonomisinden 5 kat büyük olan Fransa'da bu sayı sadece 17.
Dolayısıyla Türkiye'de de lüks konut satacak, lüks yatırıma yapabilecek sayıda bolca insan var. Bakın Araplar da Türkiye'deki yatırımcıları hedeflerine nasıl koymuşlar? Orta Doğu'da gayrimenkul sektörünün kalbinin attığı yer Dubai'de Türk firmalarına ilgi büyük. Türkiye ile yakından ilgilenen yatırımcılardan biri Dubai'nin en büyük projelerinden Falcon City'nin başındaki isim. Falcon City'de Taj Mahal, Eyfel Kulesi, piramitler gibi dünyanın çeşitli harikalarının kopyaları yer alacak. Onların etrafında da birbirinden lüks villalar. 7 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Tamamının 2020 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. Villalarımızı satın alanlar arasında Türk aileleri, Türk yatırımcılar da var. Türkiye ile Dubai arasında daima bir bağ olmuştur. Ben de Türkiye'ye gelip yatırım fırsatlarını araştırmak istiyorum. İyi fırsat neredeyse biz oraya gideriz. Dubai'de 1 milyar dolarlık başka bir projenin yatırımcısı Yusuf Kazım da Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek başlıyor söze. Hatta eşinin Bursa civarında bir ev almak için ısrar ettiğini anlatıyor. Ama yatırım konusunda biraz zamana ihtiyaç var diyor. Currently we have enough area here we wanted to concentrate on. Buradaki yatırımlarımıza odaklanmış durumdayız ama bu fuarda çok sayıda Türk firmasının da olduğunu görüyoruz. Rekabet gerçekten çok büyük. Çok değişik tasarımlar var. Birbirimize ilham verebileceğimizi de düşünüyorum. İleride işbirlikleri de olabilir. Mısırlı yatırımcı Ahmet Sabursa, hedefimiz öncelikle Körfez ülkeleri ama Türkiye göz ardı edilemeyecek kadar cazip bir pazara dönüştü diyor. 4-5 yıl önce ortağım Türkiye'de yatırım yapmamızı önermişti ve ciddi ciddi üzerine düşündük. Türkiye gerçekten çok cazip bir pazar. Ancak o dönemde Mısır dışına yatırım yapmıyorduk. Ama son dönemde Azerbaycan'ın başka bir ortağım yeniden Türkiye'ye yatırım yapmamız gerektiğini söyleyip duruyor. İtiraf ediyorum, henüz ev ödevimizi yapmadık ama araştırmalarımızı hızlandırdık. Evet ama dünyanın bir önemli gündemi var. Nedir o gündem?